Photoshop içerisinde aktardığınız bir harita vektörünü sadece tek bir tıkla 3 boyutlu haritaya dönüştürebileceğiniz bir yöntemden bahsediyorum. Harita haricinde her türlü vektörle de profesyonel görüntüler oluşturabilirsiniz. İlgili dosyaların linklerini aşağıda bulabileceksiniz. Haritalarımızı 3 boyutlu halledebilmemiz için action'lardan faydalanacağız. Çünkü indirdiğimiz dosyalar birer action dosyası. Bunun için de Window'un altındaki Actions seçeneğini seçerek Actions panelini açıyorum. İndirdiğim dosyada ATN uzantılı bu dosya benim Action için kullanacağım dosya. Bu dosyayı seçiyorum ve Actions panelinin içine sürüklüyorum. İçine sürüklediğim zaman burada yeni bir klasör oluşuyor. Bu klasörü açtığımda ise 3 tane seçenek çıkıyor karşıma. Bunları birazdan kullanacağız. Şimdi yine indirdiğimiz dosyalar arasındaki PSD dosyasını açıyorum. Bu dosyayı açtığım zaman karşıma bu şekilde bir çalışma alanı gelecek. Şimdi herhangi bir harita yapmadan önce bu çalışma alanına bir bakalım. Layer'lar nelermiş onları inceleyelim. Neyin ne olduğunu öğrendikten sonra da çalışmamızı hazırlayabiliriz. Accessoires isimli bu klasör, harita üzerinde kullanacağımız ikonları içeren klasör. Bunun içerisine baktığımızda mesela Buildings var. Bu Buildings'i biz alıp haritamızın üzerinde konumlandırarak kullanabileceğiz. Kapatıyorum ve hava durumu ile ilgili çeşitli bulutlar ve güneş var. Bunu da kapatıyorum. Burada yeryüzünde kullanabileceğimiz akarsular, göller, çeşitli çalı çırpı, ağaçlar kullanabileceğimiz ikonlar arasında. Bunu da kapatıyorum. Burada çeşitli pinleme ikonlarımız var. Bu pinleme ikonlarıyla neyin nerede olduğunu daha spesifik bir şekilde gösterebiliyoruz. Bunu da kapatıp buna baktığımda burada herhangi bir şey yok. Siz kendi ikonlarınızı eklerseniz bu klasörü ekleyebilirsiniz isterseniz. Bunu da kapatıyorum. Ve son klasörüm olan Example Shapes, örnek şekilleri burada PSD dosyası içerisinde listelemişler. Burada bir dünya haritası var. Dünya haritası üzerinde çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz veya buradaki diğer ülkeler arasındaki çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar tamamen örnek olsun diye buraya yerleştirilmişler. Siz herhangi bir vektör dosyasını, herhangi bir shape'i buraya ekleyerek kullanabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bunlara bağlı değilsiniz. Bunların arasında yok ama ben Türkiye vektörü üzerinden bir çalışma yapacağım. Türkiye vektörünü buraya yerleştirdim. Ctrl H tuşlarını kullanarak bu cetvel rulerları, çizgileri iptal ediyorum. Yani görünmez yapıyorum. Şimdi bu çalışma içerisinde çalışmamızı tamamlayabilmemiz için, yani actions'ları kullanabilmemiz için bizim kullanmak istediğimiz görselin MyShape klasörüne aktarılması gerekiyor. Buraya koyduktan sonra bu action'ları çalıştırdığımız zaman otomatik olarak bunun içerisine bakacak ve bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Şunu da şöyle kapatalım. MyShape'i açtığımda burada Türkiye'nin, Türkiye vektörünün olduğunu görüyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceğim ve play tuşuna basacağım. Sağdan, soldan veya ön yüzden bir grafik çalışması çıkaracak bize. Sağ diyorum veya sol diyelim ve play tuşuna basıyorum. Birkaç saniye sonra bana böyle bir görüntü gösterecek. Bizim amacımız tam da bu görüntüyü oluşturmaktı. Biraz detay indiğimde Türkiye vektörünün bu şekilde sanki 3 boyutluymuş gibi göründüğünü görebiliyoruz. Peki burada playlediğimiz, oynattığımız action bize neler sağladı? Bunlara da hızlıca bakalım. Böylece yapılan şeyi daha iyi anlamış oluruz. Hepsinin gözünü kapatıyorum. İlk olarak bir gölgesi var. Daha sonra bunların arka plan oluşturması için katmanları var. En sonuna katman çizgisini eklemiş ve üzerine de bu şekilde bir pattern eklemiş. Bu pattern'i biz değiştirebiliyoruz. Yani şöyle değiştirebiliyoruz. Pattern overlay'e çift tıklarsam eğer buradaki layer style üzerinde düzenleme yapabilirim. Yani ne yapabilirim? Şunu şu şekilde sürükleyip bırakarak görsel loop içerisinde istediğim gibi bir yerleşim yapabilirim. Bu şekilde kalsın. Tamam diyorum. Bir de bu PSD'nin şöyle bir artısı var. Arka plan olarak şöyle bir ekstra görünüm veriyor. Bunu da isterseniz kullanabilirsiniz. Vektör görselimizden Actions vasıtasıyla haritamızı oluşturduk. Şimdi ikonların bu harita üzerinde nasıl kullanabileceğini görelim. Mantığını kavrayalım. Şu kısmı kapatıyorum. İkonlarımızı az önce sırayla sıralamıştık. Şimdi bu ikonlar arasında kullanacaklarımı alacağım ve harita üzerine yerleştireceğim. Mesela Building kısmına gelelim. Building kısmında neyi kullanabilirim? Bir ev kullanabilirim. Bir de çadırı kullanmak istiyorum. Dolayısıyla ben bu evi alıyorum. Şöyle üst taraflı bir yere sürüklüyorum. Çünkü bunları görünmez yaptığımız zaman bu ev kalsın ve haritamız üzerinde görünmez olmasın. Bu nedenle evi aldım. Aynı şekilde çadır grubunu da almak istiyorum. Çadır grubunu da şöyle yukarı taşıdım. Bunu kapatabilirim. Diğerlerini kullanmak istemiyorum. Çünkü daha doğa temalı bir şey hazırlamak istiyorum. Evi alıyorum, şöyle yerleştiriyorum. Boyutları üzerinde oynama yapabilirsiniz. Ctrl T'ye basarak. Şöyle şu çadırı da ve ateşini de şuraya alalım. Çadırı biraz daha küçültebilirim. Şöyle yakından baktığımızda bu şekildeki izometrik görüntüler çok hoş duruyorlar. Şimdi devam edelim. Building kısmını geçtik. Gökyüzüyle ilgili bir şeyler alalım. Mesela buradaki
Bulut'u almak istiyorum. Bulut'u yukarı taşıyorum. Diğerlerini almak istemiyorum. Hatta şunu da alalım. Bunu da yukarı taşıyorum. Ve buradaki weather'ı kapatıyorum. Elimizde iki tane bulut görseli var. Bulut görselinde istediğim gibi yerleşimini yapıyorum. Devam edelim. Bundan sonraki süreç tamamen sizin ne yapmak istediğinizle alakalı. Deneye yanıla eğlenceli şeyler de ortaya çıkarabilirsiniz. Buradaki su birikintisini almak istiyorum. Buradaki ağaç grubunu, bunu ve bu ağaçları da almak istiyorum. Bunları komple olduğu gibi yukarı taşıyorum. Ve ondan sonra bu klasörü kapatıyorum. Elimde bunlar var. Hemen hepsini istediğim gibi yerleştiriyorum şöyle. Bu ağaçları da şöyle yerleştirelim. Burada ağaçlar var. Onları da şöyle yerleştirelim. Hatta bu ağaçları alt tuşuna basarak sürükleyip buraya da koyabilirim. Hatta bunu da şöyle. Şöyle yapalım. Evin üzerine çıktıysa, evin üstte olmasını istiyorsanız evi seçip katmanlardan şöyle en üste alabilirsiniz. Ama böyle buradaki ağaç arkada kaldı. Biraz mantığa aykırı bir durum oldu. Bu ağacı da evin üzerine almam gerekiyor. Onun için de şöyle yapıyorum. Burada isterseniz su birikintisinin petleriyle oynayarak şeklini de değiştirmeniz mümkün. Pet Selection Tool'u seçeceğim veya Direct Selection Tool'u seçeceğim. Eğer seçim sağlanmazsa önce pen aracını seçin. Bu ben de biraz zorlanıyorum. Pen aracını seçtikten sonra geri aldım ve bunlar düzenlenebilir hale geldi. Ve Direct Selection Tool'u seçerek de bu pet noktaları üzerinde düzenleme yapabilirim ve dilediğim şekli verebilirim. Bakın burada bulut ağaçların arkasında kaldığı için yine bir mantık hatası var. Bunun üzerine geçmek için de az önce öğrendiğimiz gibi bulutları bir şekilde bu ağaç katmanın üzerine almam gerekiyor. Bu bulutu şöyle yukarı doğru taşıdığımda bulutun ağacın üzerinde olduğunu görebiliyorum. Az önce bir akarsu görmüştük. Akarsuyu da almak istiyorum. Akarsu için de yine bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada akarsunun kendisi var. Bunu da yine üste sürükleyerek akarsuyu kullanımıma açıyorum. Şunu kapatabilirim. Ve bu akarsuyu alıyorum. Şöyle istediğim gibi kullanmak üzere yerleşimimi yapıyorum. Akarsunun bu ağaçların arasından geçmesini sağlamak için de yine ağaçları alıyorum ve akarsuyun üzerine sürüklüyorum. Evet, aşağı yukarı kendi haritamı bu şekilde oluşturmuş oldum. İşlerinizi hallettikten sonra, düzenlemenizi, tasarımınızı yaptıktan sonra bu kısmı seçerek croplayıp ayrı bir imaj olarak da kullanabilirsiniz. Ha, pinlemeyi unuttuk. Pinlemeyi de hemen ekleyelim buraya. Şurada işaretlerimiz vardı. Kullanmak isteyebiliriz, belirtmek isteyebiliriz. Bu pinleri o nedenle tasarımımıza dahil edelim. Şöyle şuralara sürüklüyorum. Mesela bunu buraya, şu kırmızıyı da şu noktaya alıyorum. İstersem buradaki Lorem yazan işareti de alabilirim. Bunun da grubunu almam gerekiyor çünkü birden fazla katmana sahip, 3 tane katmana sahip. Grup olarak alıyorum yukarı. Ve bunu böyle sürükleyerek istediğim yere yerleştiriyorum. İstersem Lorem'in üzerine çift tıklayarak yazısını da değiştirebilirim. Diğerlerinden kullanmak istediğim bir şey olmadığını farz ederek onların da klasörünü kapatıyorum. Ve bu şekilde haritam kullanıma hazır. Daha sonra bunu JPEG veya PNG olarak kaydedip kullanmak istediğim yerde kullanabilirim. 3D Map Generator'ın bir de Pro versiyonu var. Pro versiyonu bir önceki versiyonuna göre çok daha gelişmiş ancak bazı ikonları yok. O nedenle ikisini de kombine olarak kullanmak isteyebilirsiniz veya iki PSD'yi de birleştirmek isteyebilirsiniz. O size kalmış. Ben şimdi size 3D Map Generator Pro'nun nasıl kullanılabileceğini göstermeye çalışacağım. Yine indirdiğim dosyalar arasındaki 3D Map Generator Pro olan kısmını açıyorum. Yine Actions'lardan faydalanacağım. Bir önceki Actions'ı kapatıyorum. ATN'nin Action olduğunu öğrenmiştik. Action panelimin üzerine sürüklüyorum. Burada fark ettiyseniz diğerinde 3 taneydi. Burada daha fazla opsiyonumuz var. Bunların ne olduğunu birazdan ifade edeceğim. Aynı şekilde PSD dosyasını da açalım. Pro versiyonunda PSD dosyası bu şekilde geliyor ve burada kullanabileceğimiz ikonlar yukarıdaki ikonlar. Dediğim gibi diğer ikonlarla birleştirerek de kullanabilirsiniz. Hemen hızlıca bir PSD analizi yapalım tekrar. Üstteki klasör burada gördüğünüz ikonların bulunduğu klasör. Example Shapes dediğimizde yine az önceki gibi buraya hazır birkaç tane ülke sınırı eklenmiş ve onların üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Ben yine Türkiye üzerinden çalışma yapacağım. Bunun için de yine Türkiye vektörünü buraya aktarıyorum. Vektörü çalışma alanına aktardıktan sonra buradaki actionların çalışması için
Benim bu vektörü MyShape'in altına eklemem gerekiyor. Yani MyShape klasörün içerisine eklemem gerekiyor. Şu example shapes'i kapatabilirim. Aktardıktan sonra action'ları inceleyecek olursak sağdan, soldan ve yine ön taraftan çeşitli açılarla haritamızı, bu vektör shape'imizi 3D olarak bize hazırlıyor. Action'lardan right'ı seçiyorum ve oynat butonuna tıklıyorum. Birkaç saniye sonra bu ekranı bana getiriyor. Bir ışık açısı seçmemi istiyor. Onu da herhangi bir ışık açısını seçerek gölgeleri daha gerçekçi görünmesi için toptan bir düzenleme yapıyor. Herhangi bir yeri seçerek tamam diyorum. Ve bu şekilde benim 3 boyutlu görüntümü hazırlıyor. 3D Map Generator Pro olmasının getirdiği farklılık da işte bu noktadan sonra devreye giriyor. Zaten bunu önceki Action'da da yapabiliyorduk. Bunun farkı dediğim gibi hem ikonlar farklı. Farkındaysanız bu ikonlar trafikle alakalı, yolla alakalı, yani rotayla alakalı. Bu Pro'nun getirdiği farklılık da rota çizmemize imkan tanıması. Tekrar görüntümü şu şekilde alıyorum. Kaydettiğim vektörü buraya kopyalamış. Bunu tekrar göz önünde bulundurmak için buraya getiriyorum. Şimdi yuvarlakla, elipsle bir rota çizeceğim. Bunları böyle çoğaltacağım rastgele. Ve buradan çizgiyi çekip dilerseniz buna bir kalınlık da verebilirsiniz. 6 piksel genişliğinde bir kalınlık verdim. Bunların arasında birer de çizgi çekelim. Tamamen örnek olsun diye yapıyorum. Şimdi rotamız bu. Yani rotamız şu katmanlar bizim rotamız olacak. My Route'un altına bu katmanları sürüklüyorum. Yani katmanı kapattığımda şöyle rotaların da kaybolması lazım. Bu orijinal görüntüyü de disable ediyorum, yani iptal ediyorum gözünü kaldırarak. Ve My Route seçiliyken tekrar Action paneline geliyorum. Action panelinin alt taraflarında 3 tane yine sağdan, soldan ve ön taraftan görünümlü 3 Action var. Biz Right'ı işaretlemiştik burada, hala seçili. Onun için Route'a gelip Route'un right olanını seçiyorum. Bakın burada route yazıyor. Oynat tuşuna basıyorum. Oynat tuşuna bastığım zaman benim az önce çizdiğim rota otomatik olarak oluşturulan 3 boyutlu görselin üzerine yerleşmiş olacak. Ve bu noktada grupları seçip başlangıç ve bitiş noktalarına hizalayıp kendime bir rota oluşturabilirim. Bu şekilde rotanızı, rota planınızı hazırlayabilirsiniz. Peki bu diğer action'lar ne? Onlardan da bahsedeyim. Bunlar da 3D Map Generator'ın Pro versiyonuyla gelen ekstra özellikler. Surface yazanların tamamı yeşil alanı değiştirmek için kullanılıyor. Hemen örneklerle pekiştirelim. Surface Grass zaten bu. Surface Sand diyorum. Surface'i, yeryüzünü bir kum kaplamasıyla kaplayacak. Gördüğünüz gibi bu artık bir kum oldu. Hemen aşağı doğru indiğimde şunları hemen hızlıca deneyelim, neler olduğunu görelim. Kurumuş toprak. Kurumuş toprağın başka bir alternatifi buz. Daha buzul yerler için. Ve tahta, çok da gerekli olmayan bir şekilde yeryüzü üzerinde değişiklik yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ve isterseniz de boş bir alanmış gibi gösterebilirsiniz. İsterseniz bu iki versiyonu da birleştirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok farklı çalışmalara imza atabilirsiniz. Bunlar sadece harita üzerinden değil, vektör dosyası olarak buraya koyduğunuz her şey üzerinden çalışacak bir sistemi var. Dolayısıyla bunlar hayal gücünüze göre değişkenlik gösterecektir. Bu dersimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.